İnsanlar nasıl güne başlarsa o gün öyle devam eder dedim. İyi de biz haber veriyoruz dediler. Ben de karnıyarık tarifi vermeyeceğim zaten dedim. Mozo'yla güne başlarken hafta içi her sabah CRI Türk'te. Efendim günaydın. Saat kaç? 7. Özellikle mahsustan sanki saati bilmiyormuş gibi yapıyorum. 7. Çünkü 7'de başlıyor zaten program. Ama niye söylüyorum? Dakikliğimizi ortaya koymak için söylüyorum. Bak 7.00 ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah aşkına. Bu kadar işini ciddiye almak, bu kadar ekip olarak yani. Tek başıma yapabileceğim bir harikuladelik değil bu. Yataktan sağ tarafımdan kalktığımı gösteriyor. Sol tarafımdan kalktığım günlerin sabahlarında biraz daha böyle ciddi olabiliyorum. Ama sağ tarafımdan kalktığım sabahlarda akşamki muzoya biraz daha yakın gibi oluyor. Hanımefendiler, beyefendiler, 8 Nisan sabahındayız ve ben dün giderken demiştim ki Allah akıl sağlığımızı korusun yeter. Bu kadar zaten koruyor ama vücut sağlığımız da tabii ki bütünlüğümüz de önemli mi? Önemli tabii. Allah korusun vücut bütünlüğümüz olmadan buraya akıl sağlığımız yerinde gelsek de bir şey ifade etmez zaten. Değil mi? Yani ikisinin de aynı anda bir bedende olması lazım. Yani beden de bütünlüğünü sağlayabilmesi lazım. Akıl da sağlığını koruyabilmesi lazım. Ha diyebilirsiniz ki bugünlerde akıl sağlığını koruyabiliyor musun? Ben zaten bugünlerde değil, geçtiğimiz günlerde de koruyamayan bir insan olduğum için çok fark edilmiyor. Önemli olan sizler koruyabiliyor musunuz? Biz, evet, 8'in sabahına uyandık çok şükür. Elimiz, ayağımız, ağzımız, burnumuz, kaşımız, gözümüz yerinde. Değil mi? Sorun yok. Tamam. Haftanın son programı için buradayız ve sabah haberlerinde ben sizler bir yerden bir yere giderken yani A noktasından B noktasına ulaşım halindeyken toplu taşıma araçlarında ya da kendi araçlarınızda fark etmez. Geçtiğimiz gün kim söyledi kendi arabasına hala yakıt alıp arabasıyla gezen giden insanlar zenginler artık diye o gözle bakılıyor diye bir televizyon programında bir tartışmada. Yani siz eğer kendi aracını şu an kullananlar dansanız biraz böyle dudağımızı yalayıp size bakıyoruz. Zenginsiniz siz. Belki de diyeceklerdir ki şimdi ay çok ne zengin ne zengin. Hani derler ya sıçan delikten çıkamayınca arkasına kuyruğuna teneke bağlarmış misali. Yani bazen içinden çıkamadığımız durumlarda ama ne yapacaksın yani keyfine bak ya boş ver yani kaçınılmaz diyorsun çünkü. Peki öyle tabii yani ne yapacağız? Başka çaresi yok. Biraz hayatın keyifli yanlarını görmemiz gerekecek herhalde böyle keyifsiz yanlarının fazla olduğu günlerde. Ama ben sabah sabah sizi bunlarla mı karşılayacağım? Hayır. Zaten ruhumdaki bu civelek yan dilime vurmuş. Dolayısıyla dudu dilli bir adam gelmiş mikrofon başına oturmuş. Tabii ki şımarık şımarık o hallerle hayır, koca adamım canım. Akşam ergenliğe girmiş halimle olabilir ama bu saatteki ergenlik halimi ergenlik atarım giderim kimse tarafından çekilmez yani. Ne gerek var onları insanlarla karşı karşıya getirmeye? Hayır burada son derece ciddi işinin ehli yıllardır sanki bu alanda bir profesyonelliğe sahipmiş gibi. Tabii yıllardır zaten yayıncıyım ama haber anlamında. Şimdi korktuğumuz neydi? Aman sabah biraz daha ciddi haberler veriyoruz. Yani bir de sizin biraz diliniz hani törpülü değil, sipsivi bir diliniz var. Aman yani böyle siz fazla öyle sinirlenmeyin. Sakin sakin yayın yapın Muza Bey diyor dediler bana yönetimden. Tamam dedim zaten. Ha bunu benim bana niye uyarıyorsunuz? Deli miyim ben dedim. Ama estağfurullah efendim öyle deli demek istemedik. Hayır yani çok sinirlenen birisiniz. Haberlerde zaten takdir edersiniz ki bütün insanların sinirlerini bozuyor. Yani memlekette olanlar da, dünyada olanlar da hepsi sinirini bozuyor. Dolayısıyla yani sizden ricamız sizin de sinirinizi bozacak siz de insansınız. Belki de içlerinden olsa da siz insan mısınız diye sordular ama bana insansınız dediler. Evet dolayısıyla yani bu iç seslerini ben duymadığım için de bir problem olmadı. Size sabah yayınlarını teslim ediyoruz Muzo Bey ama ne olur gözünüzü seveyim dediler. Tamam dedim ben. Çünkü arkamızda koskoca bir devlet var. CRI Türk bir Çin devlet medyası kuruluşu. CRI.
Yani CRI. Evet. Bir Çin devlet medyası kuruluş. Dolayısıyla dünyanın da her yerinde yayında. E tabii onun getirmiş olduğu bir bilinç, bir sorumluluk var. Yani bir, o sorumluluk bilinciyle biz yayınlarımıza çıkıyoruz. Daha siz benim bilinçsiz halimi görmediğiniz için bunlara tamam doğru söylüyor adam falan inanabilirler. Yok ama sabah o kadar bilinçsiz halimi çekmiyorum. Evet ben iki saat buradayım bu arada. Hanımefendiler, beyefendiler, yani bilenler için sorun değil ama bilmeyenler yani biraz belki dili mi yani bir sarkastik bulabilirler ki bu saatlerde o kadar da değil yani. Size haberleri vermek için geldim oturdum ama dua ediyorum ama haber deyince sakın değiştirmeyin frekansı. Çünkü biliyorum ben olsam belki ben de değiştirmem. Lanet olsun haber duymak istemiyorum diye. Ama ben bir vereyim de sen benden duymak istiyor musun istemiyorsun? Bir dur bakalım hemen öyle celallenme. Ey dinleyin. Jungle bizden bahsetti. CRI Türk. Hanımlar beyler saat 7'yi 10 dakika geçiyor ve daha başındayız. Neyin başındayız? Sabahın başı. Benim programımın başı. Belki de siz benden çok daha önce uyandınız. Ben sizden daha önce uyandım. Kimisi belki benden önce uyanmasına rağmen bakıyorsun. Hey yavrum hey. Bu ne zaman uyanacak da biz rahatlayacağız, gün yüzü göreceğiz diyorsun. Kimisine bakıyorsun yok ha bundan iflah olmaz. Bu dünyada uyanmaz biz daha çok başımız beladan kurtulmaz diyorsun. Ve etrafına bakıp insanlarla aman kimseyle bulaşmayın. Kimseye bulaşmayın, kimseyle muhatap olmayın. Çünkü artık insanlar hani akşam saatte hele ki şimdi Ramazan hani bazı insanlar o açlık ve susuzluk daha da çok etkiliyor. Akşam saatlerine doğru insanlar hani zaten oruçluyum aman bir kavgalar çıkar. Şimdi öyle değil. İnsanların oruçlu olmasına da gerek yok. Ve akşam olmasına da gerek yok. Daha sabahtan yataktan kalkar kalkmaz insanlar gözü dönmüşçesine sokaktan atıyorlar kendilerini. Dün akşam bir yerde şimdi gücüm haber olduğu için ya yayın bittiğinden sonra bile haberlerle haşır neşir oluyor. Adamın bir tanesi Bursa'da o kadar sinirlenmiş ki bir belediye otobüsüyle kavga ediyor. Gördünüz belki o videoyu. Arabasının tepesine çıkıyor belediye otobüsünün şoförünün hizasına yetişemediği için. Arabanın tepesine çıkıp oradan tekme atmaya çalışıyor şoförün arabanın içine. Şoför oradan tekmeliyor. Ya diyorum bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir hırs? İnsanlar kudurdu resmen. Hakikaten kudurduk. Yani artık yiyemediğimiz, içemediğimiz çok pahalı gelen hayat dan ötürü müdür? Ya da çok fazla aşırı yiyoruz, içiyoruz. Besin zehirlenmesine falan mı geldi? Yani bir enerji dolduk. O kadar böyle tıkıl, tıkız. Maşallah ne besini çocuk deriz ya yanakları kırmızı. Öyle miyiz acaba? Belki de aşırı beslenmeden böyle olduk. Hay maşallah enerjisi fazla geliyor çocuğum bak sataşacak yer arıyor tam ergen gibi. Hani ondan mı böyleyiz çok sağlıklı beslenebildiğimiz için mi böyle şeyiz topaç gibiyiz maşallah. Sakin olun lütfen sinirlerinizi özellikle kendi araçlarınızda toplu taşıma araçlarında nerede olursanız olun sakin olun. Evet 0530 666 4 777 benim WhatsApp numaram 0530 666 4 777. Evet, beni duyuyorsanız bana bir günaydın diyebilirsiniz. Sakin sakin aklınızdan geçeni yazabilirsiniz. Vallahi böyle bir yol arkadaşı olabilirim sabah sabah size. Burada uzaktan herkese sevimli gelirim. Ben öyle bir zararım yok. En büyük zararım kendime. Ben her gün Anadolu yakasından Avrupa yakasına iş için arabamla gidiyorum geliyorum yazıyor Tuğba. Köprü parası, benzin, otopark ücreti derken maaşın yarısı buhar alıp gidiyor demiş. Zenginsin işte Tuğba. Niye toplu taşıma araçlarını kullanmıyorsun Tuğba? Anadolu yakasına Avrupa yakasına. Hadi bir kere her gün o trafik çekilir mi İstanbul'da? Yani o çekilir bir dert değil yani. Nasıl şey? Koket misin sen? Aa, şaşırdın galiba Muzo. Koketim ben, kokoşum. Dünyada toplu taşıma binemem. Yakışır mı? Hani ondan mı öyle bir şey var? Yoksa hani bunları yazdıktan sonra doğal olarak bir insan diyor ki Allah Allah bir insan var arabasıyla her gün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiyor. Zaten trafik malum. Köprü parası veriyor, benzini gidiyor, otoparkı veriyor bilmem ne. Aldığı maaşın yarısını buna veriyor. Doğal olarak sana şunu sorabilirler. Pardon siz deli misiniz? Ha niye aldığınız paranın hepsini bu yarısını buna veriyorsun? Bir de üstüne üstlük sefalet çekiyorsun sabah trafiğinde hani. Bir de bunun dönüşü var akşam trafiği. Hani bunu sorabilirler.
Evet, 0530 666 4777. Buna yazın. Yazın. Bol bol yazın, rahatlayın. İçinizdekileri dökün. Ben sizin abiniz sayılırım. Böyle ayıp değil, abiye ayıp olmaz. Hayır, içinizde bir sıkıntı falan filan abiye ayıp olmaz derken tabii yani oturup da hani böyle yastık sohbetlerinden kalma sıkıntılarınızı yazacak haliniz yok. Koca insanlar olmuşsunuzdur. Onun çözümünü kendiniz bilin. Hani bulamıyorsanız bile özelden yazabilirsiniz canım. Yazarsın oraya, abi bu özel yayında okuma. Başlık atarsın, ondan sonra derdini yazarsın bana. Ben de sana cevabını veririm burada. Mikrofondan vermem belki ama yazarım sana. O kadar da... Bir dinleyicim çocukluğunda daha ergenliğe girerken benle beraber büyümüş, bir sıkıntısı varmış, bana yazmış, ben de ne halin varsa yürü git demem yani. O ne halin varsa git dediklerime o akşam saatlerindeki programda siz onların kimler olduğunu biliyorsunuz zaten. Yani, ne tür insan formlarına, ha öyle mi? Ha daha beter oldu inşallah, ne halin varsa bak git, git başımdan uğraşamam seninle dediğimi az buçuk tahmin edebilirsiniz. Muzo günaydın. Ağzı yüzü yerindeymiş ama dişi kırılmış. Dişin dolgusu düşmüş, bir de yanı kırılmış. Diş yeri. Aynısı bana oldu İzmir'den, Gökhan yazmış. Gökhan aynısı bana oldu. Benim de gitmem lazım. Ama vakit bulamıyorum ki. Sabah konuş yayın, akşam konuş yayın, arada okul. Ne zaman gideceğim? Dişçinin bana özel gelmesi lazım. Adama da gel desem yanlış anla. İyi günler, evime gelir misin? Öyle olmaz ya. Abi günaydın, iyi yayınlar. Metrobüsteki boş koltuk kapma yarışında bir ablamız beni tutup resmen fırlattı. Bu arada 120 kiloyum ve 1.90 boyundayım. Evet tabii. İşe yetişecekmiş. Biz maskeli balaya gidiyoruz sanki. Abla sen geç dedim. Tabii yani ne olacakmış. Var öyle tipler değil mi? Saldırıyor be. Allah Allah. Öyle mi? Halbuki dese ki yani ben hakikaten ayakta gidemiyorum. Kan şekerim düşüyor. Çok kötü oluyorum. Ben oturabilir miyim falan. Ne bir insanlık yani. Hani önce herkesten önce bir atlama falan böyle bir. Yani ben karşıdan bakıldığımda aptala mı benziyorum ya? Yani ben de atlarım. Yani atlayacaksak yani. Günaydın iyi yayınlar demiş bir başkası. Bir başkası da ha, maaşın yarısını giden... Muzo çok tatlısın. 4 aktarma yapmam gerekiyor işe varmak için. O kadar yorucu oluyor ki ben de iş deliliğe vurdum artık demiş. Ha, 4 aktarma. O da zor tabii yani ama hani demek ki sabah trafiğini çekmek kolay senin için. Ha, ben sinirleri çabuk bozulan bir adam olduğum için trafikte muhtemelen dayak yerim. Yani siz sakinsiniz tabii, doğru, ben onu unuttum. Sizin gibi sağlıklı kalamam. Büyük ihtimalle bir gün kolumu, bir gün bacağımı, bir gün sağ gözümü, öteki gün sol gözümü unuttum. Zaten o ikisi kapattıktan sonra arabada kullanamam büyük ihtimalle. İstanbul'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Tuzla Piyade Okul Komutanlığı içinde Arge merkezinde yaşanan peş peşe patlamaların ardından yangın çıkmış. Çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans piyade okuluna gitmiş. Yangın bir saatlik yoğun çaba sonucunda söndürülmüş. Ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmamış Tuzla Piyade Okulu'nun Arge merkezinde. Geçmiş olsun diyorum hepsine. Kolay değil. Bekir Bakdemirli'nin ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Öz kaldı. Ayşe Ayşin, Işık Gece ve Fatih Metin görevlerinden alınmış. Normal yani hani neden, çünkü kim nereye giderse kendi ekibini de getiriyor. Tarım ve Orman Bakanı Bakdemirli görevden alınacak, pardon alınma şey ne oldu, affını ha. Ya çünkü bunlar yeni yeni ifadeler olduğu için gerçekten insan diline yerleşmiyor. Yani biliyorsunuz artık insanlar yani bakanlarımız görevlerinden istifa, yani Türkiye'de istifa diye bir şey yok. Görevden affı isteme var. Belki özel sektörde hala istifa devam ediyordur ama yani devlette böyle bir dil yerleşti. Bakan istifasını rica ediyor. Yani görevden affını rica ediyor, pardon. Eğer affedilirse yani ondan sonra yani beni affedin. Bu zamana kadar yani geldim ama bu saatten sonra izniniz olursa ayrılmak istiyorum. Hani böyle bir üslup tabii. Bu kadar uzun ifade edecek hali yok. Görevden affı diye kısaltılmış bu da. Eğer affedilirse görevini bırakıyor. Yok affetmedim, devam et derse herhalde. Öylesine denk gelmedim, bilmiyorum. Oldu. Ha, İçişleri Bakanı'nda olmuştu. Sayın Süleyman Soylu da değil mi? O da istifa etmişti. Yani daha doğrusu görevden affını rica etmişti. Ama affı kabul edilmedi. Hayır affetmiyoruz, senin görevine devam et dendi ve İçişleri Bakanımız devam ediyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda vergi ve ekonomi platformu paketine ilişkin yasa teklifi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilmiş. Böyle genelde bir oy kabul edildiği zaman insan şaşırmaması mümkün olmuyor. Hani genelde hep son zamanlarda şunu duyuyoruz. Muhalefetin verdiği bir teklif bir şey ise AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Ya da onların verdiğini ötekisi reddetti falan. Böyle bir şey oluyor. Ama şimdi şaşırdım. Genel kurulda vergi ve ekonomi paketine ilişkin yasa teklifi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oylarıyla kabul edilmiş. Çok güzel. Buna göre muhtarlara net asgari ücret tutarında ödenek verilecekmiş. Zaten çok büyük bir eksiklik. Yani böyle bir şey muhtar maaşlarının şeyden aşağı daha olamayacağını ne denir? Asgari ücretten daha aşağıda olamayacağı. Olabiliyor muydu zaten? Yani adı üstünde ya, bu ne kadar komik bir ülkeyiz biz. Asgari ücret, bak adı üstünde. Asgari, yani en az herkesin, bu ülkede çalışan herkesin en az bu kadar alması gerekiyor dememiz gerekiyor. Ama asgari öyle olmuyor. Emekliye bakıyorsun, emekli asgari ücretin yarısı kadar para alıyor. Asgari ücret diyorsun. Enteresan şeyler oluyor. Yani mesela açlık sınırı açıklanıyor ya da yoksulluk sınırı açıklanıyor. Emeklinin açlık sınırına yaklaşmış ya da açlık sınırının da altında. Dolayısıyla bizim bunu düşünmemiz gerekiyor tabii. Yani ben emekliyim, para veriyorum, verdiğim para açlık sınırının altında. Ya sihirli değneği mi var bu emeklilerin acaba? Nasıl hani idare edebiliyorlar? Ha diyebilirsiniz ki ya Muzo, bazı emeklilerde yani kusura bakma da hiç onları düşünecek halim yok. Olabilir tabii, onu da ben de bilemem. Ama ben burada haberleri vermek zorundayım. Yani genel olarak soruyorum. Hani bazı emekliler bunu hak eder, bazıları hak etmez. Onun kararını verecek kişi ben değilim ki. Ben haberciyim. Lütfen rica ediyorum, benim haber veriş biçimime karışmayınız. Ama siz çok ilginç haber veriyorsunuz. Böyle ciddi ciddi değil. Biraz insanları gayri ciddi bir forma sokarak verebiliriz. O daha iyi. Ciddi ciddi işinize gideceksiniz de ne anlayacaksınız? Araya böyle haberleri sokuşturayım ki biraz olsun ruhumuz renklensin. Ha çok tatlısın. Birisi öyle yapmış. Ha, pardon, bu dört aktarmayı yazan yazmış bunu. İşte dört aktarma yapması gerekiyormuş. Doğru, o zaman bir de onun tabii parası da var. Yani şimdi bu yeni gelen zamlarla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulayacağı zamlarla yani 4 kere 28, 29, 30 lira falan de. Gene de tabii çok fark ediyor canım arabanla gidip gelene. Peki 0530 666 4 777 Seray Türk'ün WhatsApp numarası. Tekrar ediyorum, 0530 666 4 777. Ne bu? Söyledim ya, WhatsApp numarası. İyi de niye söylüyorsun gibi? Nezaketen insan bir günaydın der falan filan, onun için söylüyorum. Bir de haberlerle ilgili yorumlarınız ne? Nasıl geçiyor günleriniz? Hayat pahalı mı sizin için de? Ya da ne bileyim, kendinize bugünlerde bir zaman ayırın. Mesela en son sinemaya ne zaman gittiniz? Sinemaya gidebiliyor musunuz? Tiyatroya gidebiliyor musunuz? Şimdi bunları sordum diye belki bazı insanlar da bak. İnsanları fişekliyor. Sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek. Ne sokuyor insanların aklına? Ne sokayım ben insanın aklına peki? Hani öyle düşünenleriniz varsa bana buradan yazın, isterseniz sizin istediğiniz şeyleri insanların aklına sokayım. Yani insanların sinemaya gitmek istemesi ya da tiyatroya gitmek istemesi bak denecek bir şey mi? Normal her uygar insan bunu ister. Problem bunları isteyen de değil. Bunları hiç ihtiyaç hissetmeyen de. Yani eğer öyle bir insan varsa aranızda şu an beni dinleyenlerin içinde. Problem sizde kardeşim. Yani hiçbir tiyatroya gitmemek, sinemaya gitmemek, hiçbir sosyal faaliyette bulunamamak ya da bulunmanın ihtiyacını hissetmemek, bu bir problem. Ondan sonra sen işte arabanın tepesine de çıkarsın, belediye otobüs şoförünü tekmelersin, ötekinin boğazını kesersin. Neden? Çünkü sen sosyalleşememiş bir varlık olarak mutsuzsun. Normal, çünkü insan sosyal bir varlık. Doğal olarak uygar, yetişmiş, bilinçli bir insan. Tabii ki hayatta bunları yaşamak isteyecek. Biz ot değiliz ki gel sadece işe git, gel aslama, yemeğini ye, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, üreme sistemi devir yat. Böyle bir hayat geçer mi? Geçiyor tabii ki, geçmez değil. Geçiyor ama işte bu, toplum olarak bu hale geliyoruz geçince. CRI Türk'te müzik yolculuğu.
Enfes şarkılar çalıyor Duygu. Özel özel. O da teker teker cımbızla seçiyor şarkıları. Bunu çalarız, bunu çalarız, bunu çalarız. Yani bizim arşivimizdeki şarkılar zaten bunu çalınmaz bu diyeceğimiz bir şarkı yok. Hayır, benim demek istediğim şarkıların birbiri ardına gelişindeki estetik. Efendim, tabii benim kadar estetik sahibi değil Duygu da yani nihayetinde ama. Yok canım ama şaşırdınız mı siz benim estetik şeyime beğeni düzeyi. Hangi kim erişebilir? Sadece Duygu değil mi? Dünyada çok az insan var yani. Hem estetik olacak hem böyle çatlak olacak o kadar. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde bir tweet atmış ve tweette randevu istemiş fakat Et ve Süt Kurumu'ndan randevu gelmemiş. Gelmediği içinde demiş ki saat 10'da Et ve Süt Kurumu'nun kapısına gideceğim demiş. Şöyle söylemiş: çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok. Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10'da, yani bugünden bahsediyor, devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim, gerisi onlara kalmış ifadelerini kullanmış Kemal Kılıçdaroğlu. Bakın ben haberi nasıl veriyorum? Ama haberi gördüğüm internet sitesi şöyle veriyor: Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanacağını açıkladı. İşte bu yorum. Ya işte bu taraflı yayıncılık budur. Belki o kadar doğal karşılıyorsunuz ki artık içselleştirmişsinizdir. Kapısına dayanacağını aç. Bu bir dildir. Yani bu haberi yapan internet sitesinin durduğu noktayı anlatır. Ama ben söylerken öyle söylemedim. Farkına varmışsınızdır. İşte yayıncılık bu. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin attığı tweet'i okudum. Yani ama Kemal Kılıçdaroğlu kapıya dayanıyormuş. Ha dayanmamam falan. Bunlar yoruma giriyor işte. İşte CRI Türk'te bu yok yani. Böyle bir yayıncılık yok. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacaksa o. Ya da Cumhurbaşkanı ne yapacaksa o. Ya da ne dediyse o. Bundan sonrası çünkü haberciliği geçiyor. Ha diyebilirsin ama hepsi, herkes öyle yapıyor. Çünkü haberci kalmadı da ondan yani. Doğru düzgün haber radyosu da yok. Efendim haberi düzgün veren yani. Müzik radyosu da arada haber mi veriyor? Onu da düzgün veren yok. Yani durduğu nokta neresiyse oradan herkes durdu. Normal sıradan insan olarak bizler de öyle. Dünyayı durduğumuz yer merkezi zannediyoruz. Dünyanın merkezi pardon durduğumuz yer zannediyoruz. Öyle olunca da tabii ondan sonra herkes birbirini boğuyor sokaklarda. Ya yok benim dediğim doğru. Hayır efendim benim dediğim doğru. Sana bir tane kodum mu? Ben sana bir tane kafayı koyacağım burnunu kırarım falan. Böyle. Ve orada da kalmıyor. Eyleme dönüyor. Ona bir kafa atıyor burnunu kırıyor öbürü öbür. Böyle. Sonra şimdi diyoruz ki bunların kaynağı yani şey sebebi sinemaya gidememek mi? Tabii ki sinemaya gidememek, tiyatroya gidememek, doğru düzgün bir ihtiyacı varsa alamamak. Bırakınız ihtiyacını, adam bak biraz önce diş dedi, o da geldi. Dişi hasta olsa aybaşını beklemek, diş hekimine gidememek falan. Yani bunların çok uzatabiliriz, arttırabiliriz. Yani bunların hepsinin üst üste geldiği bir toplumun insanları sükunetini muhafaza edebilir mi? Edemiyor, edemiyor. İşte sokaklarda görüyorsunuz. Üçüncü sayfa haberlerini görüyorsunuz. Neredeyse öyle bir gidiyoruz ki artık gazetelerin bütün haberleri ya da internet sitelerinin hepsi üçüncü sayfa. Yani sayfanın dördü, beşi, biri, ikisi yok yani. Birinci, ikincisi ekonomi. Orada zaten onları gören kaynar sular başımıza dökülüyor. Ondan sonra sokağa çıkıyoruz. Yaşadıklarımızda üçüncü sayfaya haber oluyoruz. Böyle. Vallahi bülbül gibi şakıyorum ha hiç. Yedim. Hiç. Zannedersiniz ki buraya yazdım da yazdıklarımı okuyorum. Hayır. Vallahi billahi. Ne kadar kabiliyetliyim bu konuda. Demek ki anlaşıldığı kadarıyla bugün yine sabah yataktan sağ tarafından yediği önünde yemediği arkasında efendime söyleyeyim beslenen bir çiftlik hayvanı gibi kalktım. Yani sağlıklı maşallah tıkız tıkız. Yani Allah'a şükür. Evet sizler nasılsınız bu arada? Sizin de sesinizi duyayım. 0530 666 4777 sesinizi duyayım derken yazabiliyorsunuz buraya WhatsApp'ta. Yani öyle birbirimize telefon bağlantıları falan yapmıyoruz. Çünkü haberleri veriyorum. Serviste her sabah sizi dinliyoruz. İyi yayınlar. Efendim çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Kim olduğunuzu anlayamadık tabii. Siz bizi dinliyorsunuz. Ne servisi bu? Nereye gidiyorsunuz falan. Yani laf olsun diye başından at sağmak için yazmış işte. Serviste sizi dinliyorum. Tamam yeter bu kadar ona. Kimsin sen? Hangi servis? Hangi şehir? Nereye gidiyorsun? Hiçbir şey yok. Bu kadar
Dostlar alışverişte görsün. Günaydın, iyi yayınlar. Dün akşamki yayında gariplik vardı. Neden bir şey yoktu? Ben vardım işte gariplik. Muzo, sana bir şey oldu diye korktum. Yanlış anlama. Aa, olur mu öyle bir şey? Allah'ın dağlara taşlara. Yok yok, bir şey olmaz. Yani olsa zaten yayına girmem, merak etmeyin. Bana bir şey olacak, kendimi kötü hissedeceğim, işimi gücümü bırakıp yayına girmem. Benim sözleşmemde madde var diyorum size, korkmayın. Benim avukatlarım, ben fukara guraba bir adam değilim ki, benim birkaç avukatım var. Avukatlarım o maddelere bakıyorlar. Muzo Bey, bu sizin için zararlı. Şu maddeyi böyle değiştiriyoruz, bu maddeyi böyle yapıyoruz falan. Tamam diyorum ya, ben sizinle yıllardır çalışıyorum. Beni zarara sokmayacak maddeler olsun. Tamam efendim diyorlar. Ondan sonra siz sinirlendiğiniz zaman yayına girmek istemiyorsunuz değil mi? Tabii dedim yani sinir. Ama Muzo Bey, siz sinirlenmediğiniz bir zaman olmuyor. Nasıl yayına girmiyor? O zaman hiçbir zaman girmemiş. Tamam, doğru söylüyorsun, o maddeyi kaldırın. Günaydın Muzo Bey. Adanalı Tırcı Bünyamin. Tırcı Bünyamin, nasılsın? Adana'dan çıkıp Avrupa yakası yurdum oldu mu demek istedin acaba? Yukum ya çıkmış burada da onu anlayamadım. Ne demek? Bazen hani değiştiriyor ya şeyler. Ya da konuşurken makine yazıyor. Değişik çıkabilir. Mahmut Bey gişesinden nasıl rahat geçelim telaşı sarıyor. Orayı çizen mühendislere sesleniyorum. Bir şoför çağırırsanız sizden daha iyi plan yapar. Doğru söylüyor adamcağız valla. İkincisi, Çorlu'dan başlayıp Sakarya'ya kadar yapılan 3. köprü dahil yol tabelası Yavuz Sultan Selim kırmızı yazı olmalı. Cuma günü oradan yabancılar da geçiyor demiş. Ha, kaçırıyorlar mı yani onu mu, o anlamda mı dediniz? Kırmızı yazı olmalı. Bunu söyleyelim, doğru. Yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne girişini mi kaçırıyorlar? Yani öyle yazılar. Tabii. Doğrudur, doğrudur. Yani gerçekten doğrudur. Biz de bazen hakikaten öyle, bazı tabelalarımızı öyle yapıyoruz ki, hani tabela sıkıntımız var da o, hangi maddeden yapılıyorsa. Ya abi, elimizde fazla kalmadı. Ne kadar kaldı? Yaz, tamam ona yaz. Abi bu çok küçük, araba kullanan bunu görmez. Ya ne yapayım görmezse? Boş mu bırakalım? Yaz, onu koyarız. Bir elimiz bollandığında büyük tabela yazalım. Tabii fukaralık hepimize yansıyor canım. Geçen akşam eşimle düşündük, en son ne zaman tiyatroya gittiğimizi ve hatırlayamadık demiş Erman. Tabii doğrudur. Yani bir de bu araya pandemi girdi tabii. Şimdi pandemi girdi, pandemi çıktı. Yani girdi çıktı ama bizi ne hale getirdi yani onu hepimiz biliyoruz. Girdi bayağı bir kaldı içeride. Yani bünyemizde o pandemi bayağı bir kaldı. Yani çıktı da, o da ne kadar çıktıysa tabii. Şimdi o yine alışık olduğumuz hayata yavaş yavaş da kontrollü olarak, yine maskelerle kalabalık ortamlarda olmak kaydıyla devam etmeye çalışıyoruz. Ama şimdi de ne başladı? Ekonomik kriz başladı. Yani insanlarımızın büyük bir çoğunluğunun ne yazık ki tiyatroydu, sinemaydı, oydu buydu, bunlara ayıracak parası kalmadı gibi. Bırakınız markete gidip kıvırcık almaya ayıracak parası kalmadı. Şimdi 20 liralık kıvırcık. Yani dün benim mesela eşim, bir taze soğan almam lazım, canım kısır istedi. Yani hepimizin sevdiği, bildiği bir şey yani. İyi tamam dedim, al. Aa, geldim. Hani almamışsın taze soğan dedim. Vallahi dünyada almam, parayı kırmadım. 30 32 lira mı ne olmuş taze soğan dedi. Dedim sen nerede yaşıyorsun? Dün ben o kadar söyledim. Hiç beni ciddiye almadın. Para benden çıkınca ciddiye almıyor. Bir kıvırcık 30 lira olmuş dedim de sana dedim. Şey pardon, 20 lira olmuş. Yani taze soğanda 30 lira olmuş olabilir tabii ki dedim. Ne bileyim vallahi almadım. Nasıl kısır yapacaksın? Kuru soğanla yapalım. Ya bu züğürtlüğümüz, yani bu yaşadığımız dönemde ve bu çağda yaşadığımız züğürtlüğe bakınız Allah aşkına. Ne yapayım, savaş var. Ay ya Allah aşkına, savaşta falan. Tabii ki onun etkisi var ama savaştan önce şu dolar kuruna bir bakınız, euro kuruna bir bakınız. Yani şöyle söyleyeyim, hani savaş var diyenlere hemen Ukrayna. Savaş bize mi var sadece? Hadi öyle sorayım. Hani savaş var, tamam, kabul ediyorum. Peki her cuma günü, cumartesi günü Bulgar, Yunan, Makedonya, efendime söyleyeyim Roma vatandaşı, onlara savaş yok mu? Onlar hurra Edirne'ye gelip de Edirne'yi, Tekirdağ'ı talan edip gidiyorlar. Onlar nasıl oluyor? O savaş sadece Türk vatandaşlarını mı etkileyen bir savaş bu? Yani o da Ukrayna Rusya arasındaki savaş sadece Türk vatandaşlarını mı etkiliyor? Tabii ki dünyanın genelinde de bir enflasyon artışı var. Ama dünya perişan değil. Yani enflasyon artışı Almanya'da %7. Yani %5'lerde falan, işte Amerika'da %7,5-8 diyelim. Bizde %70, o da %61, o da söylenen yani.
denilen. Şimdi dolayısıyla tabii ki savaşın etkisi var. Onu yadsıyamaz kimse ama yani savaşın etkisi Bulgar'a da olsun. Bulgar tuvalet kağıdına varıncaya kadar gelip hala bizden alabiliyor. Demek ki burada akıllı bir insanın yani hala savaş var dememesi lazım. Yoksa karşınızdaki insanlar bunun aklından zoru var galiba derler. Yani hiçbirimiz kendimizi akılsız denmesini istemeyiz herhalde. Değil mi? Çünkü savaş dediğim gibi Romen'e de var, Bulgar'a da var, Makedonyalı'ya da var. Aynı dünya gezegeni üstünde yaşadığımıza göre. Ama onlar gelip şakır şakır Türkiye'den alışveriş etmelerinin sebebi bir Bulgar levasının bizim 7,5 liramıza falan denk gelmesi. İşte ondan kaynaklanıyor. Kendi ülkesinde kalıp alışveriş yapmaya kalksa 7,5 verecek belki. Öyle düşünün, hadi uydum. Bize geldiğinde bir tane verince alabiliyor. En basit anlatılabilmek için bunları anlatıyorum. Yoksa anlatabilecek zekaya da donanıma da sahibim. Peki şu mesajları da okuyayım. Kusura bakmamız o. Araba kullandığım için sesli komutla yazıyorum. Tabii ki öyle yazacaksın zaten. Kesinlikle. Ben anlıyorum. Merak etmeyin sizin ne demek istediğinizi. Cuma en azından bunun için mutlu olmak için güzel bir sebep demiş birisi. Çok doğru söylemiş. 0530-666-4-777'ye günaydın Muzo, seni severek dinliyorum. Gündemde hem pahalılık var fakat gözden kaçan ve önemli detaylardan kimse bahsetmiyor. Ve denetlenmiyor. Bahsetsen de birçok ürün makarnadan, ya hakikaten makarna ya. Vallahi billahi makarna yahu. Onun bile fiyatı, şimdi unuttum kaç lira oğlum. Gözüm yuvasından çıktı. Ama o tabii buğday fiyatları falan filan doğal ya. Yani. Hani bu bakın savaştan etkilendi. Tamam, buna bir sözüm yok. Çünkü buğday biz %80'ini Rusya'dan ithal ediyoruz. Ukrayna'dan alıyoruz. Tamam. Banyo sabunu ne kadar? Gram olarak her şey küçülüyor demiş. Yani çalarak gizli bir fiyat artışı da yapılıyor. Milletimizi enayi yerine koymaya çalışıyorlar. Ben bunu ahlaksızlık olarak görüyorum demiş. İnan firmalara yazıyorum ama aldığım cevap hep aynı. Standartlara uygun üretim yapıyoruz. Bu yalan demiş. Kim diyor bunu bana? Murat demiş. Doğrudur Murat'cığım. Ben geçen bir bisküvi alayım dedim. Daha uzun zaman önce aldığım bir bisküviymiş. Açtım ki gözlerime inanamadım. Bisküvi küçülmüş, incelmiş. Vallahi yani ki ben çok dikkatli bir adam değilim. Benim bile dikkatimi çekti. Dedim ne hale getirmişler bisküvi. Fiyat da aynı kalmıyor. Dolayısıyla tam iki kat zam olmuş oluyor. Tabii. Eski gramajından daha küçük oluyor, daha ince, daha küçük. Ama fiyat eskisinden de pahalı, dolayısıyla katmerli bir zam oluyor tabii. Yani bir salak değil tabii insan, anlıyor bunu. Ama ne yapacaksınız? İşverenler de, daha doğrusu üretenler de iyi de diyorlar yani. Bizim senin o alıştığın bisküvi yaptığımız dönem dolar ne kadardı? Akaryakıt fiyatları ne kadardı? Elektrik fiyatları ne kadardı? Doğalgaz fiyatları ne kadardı? Şimdi ne kadar? Bu sefer sen de bir şey söyleyemiyorsun tabii. Haklısın falan demek zorunda kalıyorsun. Yazın diye veriliyor bu WhatsApp numarası. Yazın. İçinizde bir sıkıntı varsa yazın da rahatlayın. Hazır sizi dinlemeye gönüllü bir radyo bulmuşsunuz. Ben yayıncısıyım, fark etmez. Ben biraz sonra gideceğim. Benden sonraki programcılara da yazabilirsiniz. Onlar da sizi şefkatle beslerler. Evet ya. Benim kadar olmasa da. Gerçi benden daha az tehlikeliler en azından. Ben biraz daha sıkıntılı bir adamım. Yani o sinir rahatsızlığım var benim. Evet. O yüzden cezai ehliyetim yok. Peki. Devam et bakalım haberlere Muzo. Meteoroloji uyarmıştı. Şırnak ve Siirt'te dünden bu yana çamur yağmış. Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle kentlerde göz gözü görmüyormuş. Yağan çamurda oto yıkama servislerinde kuyruk oluşmuş. Çöl tozunda mantar ve bakteri olabilir demiş Profesör Orhan Şen. Olmasa şaşarım. Olmasa zaten yani üzülürüm. Gerçekten üzülürüm. Ta Suriye'den oradan gelmiş, toz taşınmış bize kadar. Ondan sonra içinde mantarla bakteri yok. Öyle şey olur mu canım ya? Onca yola kat ettim. Gel bakteriyle gel, mantarla gel.
üst üste gelin, üst üste. Bakalım bizim dayanma gücümüz ne kadar, ne kadar dayanabileceğiz? Büsbütün artık iyice sağlığımızı, beden sağlığımızı ve ruh sağlığımızı yitirmeden ne kadar dayanabileceğiz? Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Dün gece saat 1:09 geçe olmuş deprem. 3,8 büyüklüğünde ve depremin yerin 7,5 kilometre derinliğinde olduğu paylaşılmış. Bu arada Adanalılara ya da en azından hissedenlere geçmiş olsun diyelim. Karadeniz'de mayın görülmesi üzerine birçok balıkçı denizden çekilirken Tekirdağ'da hamsi ve istavritin kilosu 25 liradan satılmaya başlanmış. Devam ediyormuş hala yani. Balığın kilosunu 25 liraya gören vatandaşlar balıkçı tezgahlarının başında kuyruk oluşturmuş. Yine söylüyorum, bir kıvırcığın 20 lira olduğu noktada bu kadar meşakkatle toplanan balıkların 25 lira olması tabii ki. Hani bizde bir ifade vardır ya, sudan ucuz, sudan ucuz. Yani 25 lira, 30 lira neyse yani. Çünkü her yerde 60-70 lira demiş balıkçım. Pazar malı, halk balığı. Et ne kadar 180 lira, 200 lira da olsa biz buraya bakın hamsiye 25 yazdık. Millet doya doya yesin demiş ki onda da vatandaş da kazanıyordur tabii yani. Vatandaş da kazanıyor, balıkçı da kazanıyor. Bir de mayın tehlikesi var hakikaten yani. Bak. Toz da geliyor Suriye'den, mantar bakteri barındırıyor. Öteki taraftan efendim mayın koptu geliyor. Vay vay anasını. Bir yerden de bir güzel bir şey gelmez mi şu memlekete ya? Oradan o geliyor, buradan bu geliyor. Vay 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 vay. Artık insanın ruhu daralıyor hakikaten. Evet, montları hazırlayın. 11 Nisan'da Türkiye'ye soğuk havalar geliyor ve soğuklar 4 gün etkili olacak diyor haber. Karadeniz'de 1000 metre üstü yerlerde don tehlikesi varmış. Çiftçiler tedbirli olmalılarmış. Nisan ayında havalar inişli çıkışlı olacakmış. Montlarınızı kaldırmayın, henüz ihtiyaç olacak diyor. Marmara parçalı ve çok bulutlu. Doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ege parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış. Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Sabah saatlerinde batı kesimleri, öğlen saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu kuzey kesimleriyle zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Batı Karadeniz parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak, gök gürültülü sağanak. Ay anasını, bütün Türkiye'ye sağanak gelmiş. Ya bunu bir ayrı ayrı yazacağınıza. Kardeşim şu sağanak, gök gürültülü sağanak, daha da başka bir şey bekleme falan. Hani böyle yazın, biz habercine onu bir süsler püsler veririz ama her yere ayrı ayrı gök gürültülü sağanak, sağanak, gök gürültülü sağanak, sağanak. Böyle işte. Orta ve Doğu Karadeniz parçalı, zamanla çok bulutlu. Ha, bunu ayrı yazabilirsiniz. Bu farklıymış. Bölge geneli yok. Ay, aralıklı sağanak, gök gürültülü sağanak. Demek ki her yerde yağmur var. Şemsiyelerinizi hazırlayın. Ben haberleri verirsem böyle veririm işte. Vatandaşlar, ben sizin halinize baktım. Bütün hemen hemen her yer yağmurlu. Al yanına yağmur şey şemsiyenin de yağması şansına falan. İşte benim verdiğim haber böyle haber. Ama haberi aldınız mı? Aldınız. Yani genelde memleket yağmurlu mu? Yağmurlu bitti. Ha, bitti gitti ya. Ne gerek varmış? Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nca COVID-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatılmıştı. Şimdi ise öğrenciler önce birinci dönem ara tatillerini 15 ve 19 Kasım arasında yaptı. Ara tatilinin ardından 24 Ocak'ta yarı yıl tatili başladı. 4 Şubat'ta bitti ve şimdi 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine bugün gireceklermiş ki hatta girdiler bazıları, bazıları girmek üzere, neyse yolda ailesi okula götürüyor falan filan. Yani bugün ikinci ara tatil dönemi başlıyormuş. İkinci dönem 17 Haziran 2022'de de sona erecekmiş. Yani ara tatil, tekrar ediyorum, 11 ile 15'i arasında bir haftalık bir ara tatil. Bu önümüzdeki pazartesi gününden başlıyor ve cuma günü, o bir hafta boyunca öğrenciler tatil yaşayacaklar. Ondan sonra gelen pazartesi tekrar başlayacaklar. Ta ki 17 Haziran cuma akşamına, cuma gününe kadar. Böyle söyleyelim. Ondan sonra tatiller. Büsbüt. Oh ne güzel.
Yoksulu perişan eden ekonomik krizin yıkıcı etkisi zorunlu trafik sigortasına da sıçramış. Döviz kurunun aşırı yükselmesi ve TL'de yaşanan olağanüstü kayıplar nedeniyle önlerini göremeyen sigorta şirketleri araç sahiplerine zorunlu trafik sigortası yapmamak için çeşitli engeller çıkarıyorlarmış. Ama öyle şey olmaz ki, zorunlu zaten, bunu yapmak zorundasınız. Yani ben yapamıyorum kardeşim. Sen öteki sigortaya gidin. Adam da bir türlü yapamadı. Polis olsa da kardeşim sigorta. Ben ne yapayım, oraya gidiyorum yapmıyor, buraya gidiyorum yapmıyor. O zaman yapsınlar. Kendi kendime sigortamı kendim yapacak halim yok. Ne yapsın vatandaş? Durumun giderek riskli bir hal almaya başladığını belirten sigorta acenteleri, trafikte pimi çekilmiş el bombası gibi dolaşan çok sayıda araç var, aman dikkat uyarısında bulunmuşlar. Ben de buradan söylemiş olayım, aman dikkat. Araç kullananlar özellikle bu saatte. Dikkatli olun, bakın trafikte pimi çekilmiş bomba gibi gezen, trafik sigortası olmayan birçok binlerce araç var demişler. Özellikle kalabalık şehirlerde yaşayanlar, İstanbul'dan. Sabah trafiği biliyorsunuz, tampon 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 böyle gidiyor arabalar. Bir ani bir fren ettin, tampona yok yok, hay Allah ya, bir şey yok, hay yok yok falan. Çünkü bir şey var dese iki araba kalsa orada bütün günü rapor tutma bilmem ne olma, onların gidip fotokopilerini çekmeye falan, bunlarla geçecek. Yani bütün gün gidecek. Peki 0530 666 4 777 0530 666 4 777 Seray Türk'ün WhatsApp numarası. Bak şimdi Konya Kulu'ya girdim, radyo çekmiyor demiş. Biz de kendisine telefonlarınızı Seray Türk'ün uygulamalarını indirin. Çok daha rahat, internet tık bas, oradan uygulamaya geç. Birazdan durunca öyle yapacağım demiş. Evet, telefonlarınızda Seray Türk'ün uygulaması olsun, indirin telefonunuzu, akıllı telefonlarınızı. Bir yerde hem canınız istediği zaman başka bir gün podcastlerden dinlersiniz. Podcastlerde şarkı yok ama bizim şarkılar da gerçi çok güzel de. Ama sizin kotanızı yemesin diye tık 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 sohbetler. Selam Muzo. Kendi kendine yeten topraklardan bize kalan bir demet kıvırcık alamamak olsa, bu durumu bile tebessüm ettirerek anlatabilen senin gibi adamların eksikliğini Allah bize göster. Ergin yazmış bunu. Nur yüzlüm. Nur yüzlüm demiş. Ama Ergin öyle, doğru vallahi. Yani baksana. Bu kocası, kendimden bahsediyorum. Kıvırcık. Ya gerçi ben kıvırcığı aldım. Ben biraz daha demek ki bonkörüm. Karım daha pinti. Yani o taze soğan almaya gitti, alamadan geldi. Hayır, alamadan derken yani. Şimdi var böyle aklı kıt olanlar. Ya taze soğan alamayacak adam mısın falan. Değilim tabii. Değilim ama ben bir ülkenin, hele ki Türkiye gibi bir ülkenin bunca toprağı varken çiftçisini ekemez hale getirmiş olmanın, efendim mesela gübre fiyatından ötürü, ondan ötürü, bundan ötürü, yakıt, dizel yakıttan, motorinden yani. Bir kıvırcığı ben 20 liraya alıyorum, taze soğanı 30 lira vermek işine gelmiyor kadın. Haklı olarak yani. Verebilecek durumda mıyım? Veririm ama yani insan isyan ediyor ya, yeter ya diyorsun. 30 lira taze soğan mı olur be, pes yani diyorsun. Maydanoz 7 lira mı olur diyorsun ya, pes 50 kuruşa 1 liraya aldığımız maydanoz 7 lira mı olur diyorsun. Eğer demiyorsa zaten, ama diyene sus Allah Allah. Yemeyiver maydanoz diyorsa problem bunu söyleyen de değil, sus diyen de. Bazı vatandaşlar görüyoruz ya, öyle diyorlar çünkü ya. Sokakta diyorsun, bir şey söylüyorsun. Maydanoz alamadım diyor kadıncağız. Almayıver maydanoz. Şeytan diyor ki esas parayı bastır, al maydanozu, kadının ağzına tık. Yani sus, belki konuşmazsın da sinirin bozulmaz diye. Kadıncağız zaten sinirlenmiş ya, maydanoz alamıyorum yani. Kadının alamıyorum dediği kuş konmaz, enginar falan değil. Maydanoz. Yani bir gariban kadıncağızı bu anormal geliyor tabii yani. Bu anormal gelmesinde ne anormal gelsin? Abi günaydın. Yakında böbreğimizi satıp kıvırcığı alacağız. Tövbe estağfurullah. Hanımlar beyler, Muzo. Evet, ikinci saatin ilk çeyreği bitmiş. Hanımlar beyler, tekrar size bir günaydın deme vakti gelmiş o halde ikinci saat için. Biz Seray Türk'te ekip olarak saat sabah 7'de mikrofonumuzu açtık. Günümüze başladık. Zaten programın adı da Güne Başlarken. Güne başladık ve size günün ilk haberlerini, ilk elden, hani böyle fırının önünden geçersin, diyette bile olsan o nasıl kokar? Allah! Artık vanilya mı kokar, ne kokar bilmiyorum, mahlep mi kokar? Bir şey, o kokular insanı delirtir. Ya vallahi be. Diyetini bozup içeri sokar. Ya da diyetini bozasın gelir falan. Neyse.
kokular kadar güzel yani. Tarif edebilirim. Kendimi tarif ediyorum herhalde. Anlamışsınızdır. Fırınların reklamını yapacak halim yok sabah sabah. Ya o kadar lezzetli. Haberleri o kadar güzel veriyor size. Anlamıyorsun. Daha neresi haber programı bu? Bir yığın haber verdim bak. Hiç hani böyle iğne olmaya gidersin de. Yaptınız mı falan? Bu aşılarda çok yaşadık ya. Tamam efendim. Ne? Vallahi hiç hissedin. Eliniz ne kadar hafif falan neyse. İşte böyle. Benim de dilim hafif. Dilim. En acı haberleri bile bu hafif dilimle böyle şerbete bulaver, şerbete bulaver yani. İnsanlar dinlemesin de ne yapsınlar. Evet, asgari ücretin açıklandığı günden bu yana şehirler arası otobüs biletinin ortalama fiyatı 105 liradan 253 liraya fırlamış. Ortalama alınıyor tabii. Şimdi ortalama zeka bile bu cümlenin ne olduğunu anlar. Şimdi gittiğiniz yere mesela nereye 253 liraya fırlıyor? Benim gittiğim yer 120 lira. Sallıyorlar bunlar, ortalama bu kadarmış. Bakın ortalama. Demek genel artışın bir ortalamasını almam. Şimdi nasıl anlatayım da bunu, hiç ortalamanın ne olduğunu bilmeyiz. Ortalama şu, şöyle anlatabilirim. Mesela 6, 4, bir yerde 6 lira artış, bir yerde 4 lira artış. İkisini toplarsın kaç lira etti? 10. Kaç tane şey topladın? 2 tane. Onu da 2'ye bölersin 5. Ortalaması 5'tir bunun. Yani 6 ile 4'ün ortalaması 5. Yani zaten nedir? 4, arada boşluk 6. İkisinin ortasında ne var? 5. Yani ancak bu kadar açıklanabilir herhalde. Ama üzücü bir şey tabii bu devirde böyle bir hani ortalamanın ne olduğunu anlatmaya çalışan bir radyo programcısının olması üzücü. Evet, 105 liradan 253 liraya fırlamış 4 kişilik bir asgari ücretli ailesi bayramda memleketine gidip döndüğünde 839 lira yol parası ödüyormuş. Allah'ım ya Rabbim ya. Aynı aile bu bayramda memleketine otobüsle gidip gelirse ödeyeceği yol parası 1880 lirayı aşacakmış. Eskiden bu böyle ha. Yani o 839 lira eskiden, şimdi değil. Eskiden bu zamlar olmadan 4A eskiden de, çok eskiden diye bir Sezen'in şarkısı vardı, onu çalmak lazım. Yani efendim yok hayır sana yağ kuyrukları olduğu zamanlar değil. Gerçi ben o zamanları hatırlamıyorum, 52 yaşındayım ama ben görmedim. Ama hani o zamanlar değil bu. Yani, birkaç ay önce herhalde, belki de ondan bahsediyordur herhalde haber. 4 kişilik bir ailenin memlekete gidip gelmesi 839 lirayken aynı miktar 880 liraya yükselmiş. Asgari ücrete %50 zam yapılmasına rağmen şehirler arası otobüs ücretleri %124 zamlanınca bayramlaşma da zora girdi diyor haberde. Yani evet şimdi. Şimdi neden bu bayram gelemiyor musunuz? Yazık ya. Vallahi oğlum özlemiştik be falan. Hani bu tür sistemleri de etmeyelim. Çünkü karşımızdaki taraf söyleyemeyebilir. Gerçi artık birbirimizden sıkılacak, utanacak yanımız kalmadı yani. İyice bu konuda rahat olduk. Herkes birbiriyle hemen hemen aynı olduğu için. Bir avuç o insan hariç hemen hemen herkes aynı. Ya biliyorsun ortalama abi, yani biz şimdi 4 kişi kalkıp gelsek dönmek bize 1000 liraya mal olacak ya. Yani 1000 lira, kusura bakma şimdi bir şey diyemezsin ki, doğru. 1000 lira yani sırf sana bayramlaşmaya gelecek, dönecek diye 1000 lira niye versin? İnsanlar zaten o kadar zor para kazanıyor. 1000 lirayı kenara koyar yani, hiçbir hani fazladan 1000 lirası varsa. Bununla ilgili bir başka haber, yani ulaşımla değil de zamlarla ilgili. 2022 Ocak'ta 173,2 milyar lira olan çiftçi borçları Şubat'ta 177,3 milyara ulaşmış. Vay anam vay. Vay anam vay. 2022'nin Ocak ayında. Yani 2000'in Ocak ayı falan değil ha. 2022 Ocak. Geride bıraktığımız Ocak ayı. Kaç ay geçti? Ocak, Şubat, Mart. Bitti 3 ay. Değil mi? 4. aya girdik. Daha Nisan'ın bugün 8'i. 3 ay. 3 ay 8 gün. Bu 3 ay 8 günde toplam çiftçimizin borcu 173,2 milyar liradan 177,3 milyar liraya çıkmış. Yani 4,2 milyar liralık bir artış olmuş çiftçimizin borcunda. Zaten hiçbir şey yapmasına gerek yok, biliyorsunuz. Elini veren kolunu kaptırıyor bankalara. Yani faiz öyle beter bir şey ki. Hani bir yandan faiz yok, faiz olmaz diyoruz. Ama bu insanlar faizle kredi alıyorlar. Hani nerede faiz yok? İşte faiz. 1 lira alıyorsa 2 lira ödüyor, 2,5 lira ödüyor. Bu nasıl hani faize karşıyız biz? İşte faiz.
Yani çok üzücü tabii. Doğal olarak çiftçinin bu kadar borcu varken yeni yetişen gençlik çiftçilik yapmak istemiyor. Başıma belamı alayım diyor yani. Ektiğimi satamaz hale geliyorum. Satsam bile kar edemez hale geliyorum. Neden? İnsanların karnı doysun diye mi ekeceğim? Benim karnım doymuyor. Hiç ben para kazanamıyorum bu işten diyor ve çiftçilikten uzak duruyor. Yani bizim girdilerimiz fazla, ekmem daha iyi diyor. Böyle nereye kadar biz bunu sürdüreceğiz ben merak ediyorum. Minibüsçü diyor ki, taksici diyor ki İstanbul'da ben zam yapmazsam diyor. Nereye kadar böyle gideceğim, hiç gitmem daha iyi, kontağı çalıştırmayayım diyor. Ya akaryakıt, bütün kazandığım yakıta gidiyor. Hatta yakıta bile yetmiyor diyor bazısı. Vatandaş diyor ki maaşlı çalışan aldığım maaş kredi kartımı ödememe, borçlarımı ödememe yetmiyor. Çünkü kira aldı başını gitti, aidatlar aldı başını gitti. Onları ödüyorum, boğazıma 3 lokma, yani şundan birkaç ay öncesinde hep aynı örneği veriyoruz ama maydanoza 7 lira mı veriyordu? Yani bir maydanozun bile fiyatı 7 kat arttıysa düşünün yani. Bir maydanozda bile fiyatı 7 kat yükseldiyse. İnsanlar hepimiz birbirimize bağlıyız. Dolayısıyla hiçbirimizin aldığı para hiçbir şekilde hayati fonksiyonlarımızı sürdürmeye yetiyor. Onun dışında yetmiyor neredeyse. Dolayısıyla mutsuzuz tabii yani. Mutlu bizim işimiz ne kadar zor yani. Bu saatte insanları mutlu et. Nereye mutlu edeyim canım? Ben burada iki çift laf ederken öteki tarafta 22 çift laf eden insanlar var. Zamlar onlar bunlar. Ben amuda kalksam, kuş taksam gene olmaz. Gene olmaz. Kimse mutlu olmaz. Ben nasıl mutlu edeyim insan? Yani belki sadece beni dinlerken şimdi gülüyordu. O kadar bitti. Sonra gerçek hayatla karşılaştığında, hayata aktığında, yani program bitti. İşte sağınız solunuz, günlük rutinin. O zaman yine hep söylediğim gibi kül kedisinin saat 12'de kabağa dönüyor. Bal kabağına dönen o at arabası gibi. Gerçekle karşılaşıyoruz hepimiz. Cemal Kaşıkçı dosyası kapatılmış. Suudi Arabistan'da Türk mallarına dönük fiili ambargoyu gevşetmiş Mart'ta. Mart'ta ambargo gevşeyince herhalde biz de dosyayı tamam o zaman geri gönderme kararı aldık. Suudi Arabistan. Dava orada görülsün. Enteresan bir şey. Hayır, şöyle enteresan çünkü Cemal Kaşıkçı öldürülen gazeteci Suudi Arabistan'da öldürülmedi. Türkiye'de öldürüldü. Dolayısıyla hani bu davanın tabii ki doğal olarak İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü için burada görülüyordu dava. Dünya kamuoyuna duyuruldu. Öyle oldu, böyle oldu. Biz bir şey yapacağız. İşte bunun sonuna kadar gideceğiz. Gidebildiğimiz yer burası oldu herhalde. Ondan sonra çok enteresan bir şekilde. Hatta çünkü dendi ki kendisini öldüren konsoloslukta öldürüldü. Yani Velihat Prens'in talimatlarıyla öldürüldü. Hemen öldürenler de hop bir uçakla tekrar Arabistan'a döndüler falan. Bunlar yazıldı, çizildi değil mi? Aklımda kalanlar bunlar da, uydurmuyorum yani. Şimdi ne oldu? O kadar enteresan bir karara imza atıldı ki biz öldürüldüğü kişinin kim olduğunu tahmin ediyor bütün dünya. Herkes Velihat Prens'in adamları tarafından oraya teslim ediyoruz. Davayı siz görün diye. Yani ne göreceklerini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliriz herhalde. Yani bir enteresan, biz gideceğiz birini öldürteceğiz, ondan sonra dava tekrar, mesela atıyorum ben birine emir vereceğim git şunu öldüreceğim. Daha doğrusu iddia edilen bu. Ondan sonra efendim bir bakmışız. Tamam, geriye dönmüş, benim yönettiğim yere gelmiş. Nasıl bir karar verilir bilmiyoruz. İzleyeceğiz herhalde Cemal Kaşıkçı davasını. Yani Suudi Arabistan'da bu davanın seyri ne doğrultuda gidecek. Ha, bu arada tabii Cemal Kaşıkçı'nın öldürülen gazetecinin eşi mahkemeye başvurdu. Bu kararın durdurulmasını istedi. Bakalım ne olacak gelişmeler. Uçak otobüs biletlerine ve akaryakıta zam gelmesi benim işime geldi abi yazmış biriyim. Bahaneyle şehir dışındaki kayınvalideme gidemeyeceğim. Çok ayıp. Çok ayıp. Yarın öbür mesela aynı şeyi, sen kadın mısın erkek misin bilemedim ama aynı şeyi mesela senin karın da yapsa ya da senin kocan senin anana yapsa iyi mi olur yani? Düşün. Herkes karısının, kocasının, anasına, babasına saygı göstersin. Ha, evet, yazık, günah hepimiz. Ha, sevmeyebilirsiniz. Yani aranızda bir husumet, bir kavga, bir şey yaşanmış olabilir ama ne yapacaksınız? Yani sevdiğin adamın ya da sevdiğin kadının anası, babası, yani böyle atılabilir mi, satılabilir mi? Yani olmaz. Muzo günaydın. Ben öğretmenim. Şaka gibi değil mi Allah aşkına demiş. Bilmiyorum, bir bakayım. Yani resmi büyütmem lazım.
Biraz daha büyüteyim. 949 gördüm ama vallahi öyle. Vay 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 vay. Benzin almış. Neymiş bu? Motorin. Ha, motorin almış. 949 lira tutmuş. KDV'si sadece 144 lira. Diyorlar ya KDV'yi alın bari. Yani KDV'yi alsa 800 liraya falan düşecek yani. Deposu. Ama fiyata bakar mısınız? 944 lira mı ne? Bir araba da... Hayır tabii arabanın da ne olduğu da önemli yani. Yani araban böyle lüks bir arabaysa hani... Bilmiyorum da ben çünkü çok İstanbul'da araba kullanmadığım için takdir edersiniz ki akşamları yani yayına zaten helikopterle geldiğimi artık akşam yayınlarını dinleyenler biliyor. Yani niye yalan söyleyeyim size yani neden? Hazır mı çocuğum helikopter diyorum. Evet abi diyor. E tamam diyorum ya yani ben de ne yapayım ya. Buzu 6 ay önce en son evi verdim 4400 şu an aynı proje 10.000. Ben söylerken utanıyorum. İnşaat malzemesi %250 arttı yazmış birisi. Evi verdim dediğiniz anlayamadım ne evini verdiniz. Dinleyici yazmış. 6 ay önce en son evi verdim. Ha müteahhitlik falan mı yapıyorsunuz? Emlakçı mısınız? 4400'den vermiş yani. Eski paramızda 4 trilyon yeni paramızda 4 milyon 400 binden vermiş. Şimdi 10 milyon lira olmuş ev. Söylerken utanıyorum. Utanılacak tabii ya. 4 milyonluk eve düşünsenize ya. 6 ay önce adam şimdi geldi. Ya biz daha önce görmüştük ancak hani biriktirebildik falan filan ev. Ama siz maalesef 4400 ne demiştik size? 4400 o nerede? Nerede? E böyle deyince adam herhalde 5 olmuştur. 5,5 olmuştur falan. Ben ne kadar peki şimdi? 10. 10 mu? 4 milyon liralık bir ev, 400'lük ev, 4,5'luk diyelim 10 milyon liraya çıktı. Öyle mi? Vay vay vay. Sonra diyorlar ki ülkede ev satışları devam ediyor. Hep yabancılar alıyor. Kim alır Allah aşkına? 10 milyon. Samimi söylüyorum kaçımız, ben mesela alamam. Kaçımız 10 milyonu tak bastır. Tamam bu ev güzelmiş abi aldım gitti hadi. Hadi hayırlı olsun. Eğer alıyorsa bile zaten onun gelirini nasıl kazandığının bir araştırılması lazım. Yani bir adam 10 milyon lira tık o parayı bastırıp da tamam doğru yoldan da para kazanabilir. Vay be ama incelenmesi lazım. Sen bu ekonomik koşullarda 10 milyon gözünü kapatıp hemen pıtladık bir ev aldın. Ha tamam gel bir bakayım senin defterlerin onların bunların her bir şeyini bir inceleyeyim. Yani eğer öyle olursa zaten merak etmeyin bu kadar kolay para harcayamazlar. Ama yurt dışından gelir alır tabii. Baksana Bulgar nereden geliyor? Yani benim 10 milyon verdiğim eve Bulgar kaç lira para verecek? Kaç dolar verecek? Çünkü aramızda leva bile 7 lira oynuyor yani düşün 7. Onların bir levası bizim 7 lira buçuk falan ona denk geliyor. O da şu an yani. Of Muzo benim kayınvalidemi sen görsen diz çöker tövbe isterdin demiş. Ha. Ama peki bu senin fikrin. Yani bunu eşin de öyle söylüyor mu? Hayır haklısın ama annem ne yapacaksın falan diyor mu yoksa? Eşin acaba benle eşinle baş başa kalsak ya yok bizimkinde de var var ya bizimkinde de var falan hani der mi? Şöyle bir dedikodu yapsak. Günaydın Muzo az önce kaynanasına gitmek istemeyen arkadaşa cevap vermek istedim demiş. Kendi ailesi şehir dışında olsa 1.000 lira olsa aç durur yine gider değil mi? Şey, biz erkekler böyle bunu yazan da erkek değil mi? Dur bakayım. Bir bakayım 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 bakayım. Bilmiyorum burada bir şey yazmıyor. İki tane çocuk var sadece. Yani evet genelde biz erkekler kadınlar böyle bu konuda kusura bakmasınlar. Kadınlar biraz daha şey oluyor. Kayınvalidem şöyle kayınvalidem. Vallahi gitmeyi istemiyorum. Ya biz erkekler o konuda biraz daha bir tık daha iyiyiz gibi sanki. Pek fazla iyi olduğumuz alan yok ama o konuda iyiyiz. En kötü beğenmediğin ev 5 milyondan başlıyor yazmış. Ha bu arkadaş yazmış. Ha mimarmış eşiyle beraber en kötü beğenmediğin ev 5 milyondan başlıyor. Vay 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 vay. Hangi şehir İstanbul'dan bahsediyorsunuz? Bir de tabii onu da bilmek lazım. Yani İstanbul'da öyledir doğru. Böyle iki oda bir salon, Nohut'a bakta sofa derlerdi ya öyle yani. Evler uyduruktan iyi işte. Beğenirsen al beğenmezsen git nerede kümeste mi yaşayacaksın yer yok yani. CRI Türk. İyi müzik, doğru haber.
iyi müzik, doğru haber, CRI Türk. İstanbul'da, yani yayını yaptığım şehirde parlak, güzel, güneşli bir güne uyandık. Fakat biraz önce de yani programın içinde bir yerde söyledim ya, meteoroloji bizde, o da bizi uyardı. Yani özellikle pazartesinden itibaren havalar bir şöyle bir 3-4 günlük bir soğuma mevsim normallerinden aşağıda olacak. Montları kaldırıp bir tarafa atmayın diye. Bak işte haber veriyorum, bu da haber yani. Ama sizin bu haber verişiniz biraz garip beyefendi. Hiç haber spikeri montları çıkarıp bir tarafa atmayın diye böyle haber veriyorum. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşeceği bildirilir. Bu tamam, böyle de verilir haber. Elbette öyle de verilir. Ama öyle hoşuma gitmiyor benim. Ben öyle vermek istemiyorum. bakalım dolar kuru ne kadarmış? 14 lira 74 kuruş olmuş. Dolar artmış, 60'lardaydı 70'lere çıkmış bu 14-70'lere. Euro 16 lira 1 kuruştan işlem görüyormuş şu an. Yine söyleyelim, İstanbul 17 derece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün yaşayacak. Antalya 21 derece parçalı ve çok bulutlu bir gün. Ankara 15 derece, yağışlar yerel olarak kuvvetli olacakmış. Trabzon 16 derece gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Diyarbakır 22 derece parçalı ve zamanla çok bulutlu. Bizim dünkü halimiz gibi demek ki Diyarbakır'da. İstanbul biz bugün nasıl? Sağanak ve gök gürültülü sağanak. Oo. Şimdi güne bakıp aldanmayalım yani. Pırıl pırıl bir güneş. Oh mis. İçimizi ısıttı. Yok sabah güneşi. Dışarıda görüyorum. Bana gelmiyor. Öğrendim sabah güneşinin kime geldiğini. O yüzden hiç üstüme almıyorum. Bana gelmiyor. Dışarıda bir yerde birilerine vuruyordur sabah güneşi. Bana hep akşam güneşi vurur. Güzele. Akşam bana vuran güneş hep akşam güneşi. Akşam güneşi bana vurmuyorsa bile neredeyse o tarafa giderim, otururum, bana vurur hale gelir. Türkiye genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da olduğu suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edilmiş. Operasyonun Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük dolandırıcılık şebekesi operasyonu olduğu ve bir yılda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 26 milyon liralık işlem hacminin tespit edildiği belirtilmiş. İşlem hacmine bakınız, 26 milyon internet üzerinden, telefon üzerinden, feci hiç kimseyi tanımadığınız birine hiç dinlemeyin. Ama efendim bir dakika, onlar çok böyle dilbaz. Evet tabii, neler alttan giriyor üstten çıkıyor. Efendim şöyle miyim? Yok kardeşim, müsait değilim ben, kusura bakma. Yok kardeşim, kapatacağım bak yüzüne saygısı. Baktınız anlamıyor ama ne yapayım, var benim etrafımda. Kapamıyor. Kapanmaz tabii. Allah Allah, deli misin? Nesin dolandırıcı, niye kapasın? Sen kapatacaksın yüzünü. Ayıp olur. O zaman madem o kadar çok hassasım, kazıklan. Affedersiniz yani o ifadeyle öyle söyleyeyim bari. Yani kaşınıyorsanız kaşıyacak olur. Zaten kaşımak niyetiyle açmış telefonu. Ayıp olmaz mı? Olmaz ayıp falan. Beni dolandırmak için açtığını bildiğim insanın yüzüne telefonu kapatacağım. Niye ayıp olsun canım? Olmaz tabii ki. Çarşıdan, pazardan, marketten aldığımız sebze ve meyveleri o kadar pahalı ki artık kendi imkanlarıyla mutfaklarında cam önünde yetiştirenler, balkonlarında tohum alıp fideye döndüren, fideyi eken ve ondan sonra aldığım ürünü tüketen insanların sayısı artmaya başlamış. Zevkli bir şey gerçi. İnsanın kendi ektiği, mesela fide ekiyor domates, bir bakmışsın domates büyümüş. Çok zevkli bir şey. Ha bu zevk için yapılması ayrı bir şey. Aa yok, hiç kusura bakma, dayanılacak gibi değil yani, alamayız abi, mecburum yani, ben kendim ektim. Hani böyle bazen görüyoruz ya, şeyler çıkıyor. Nasıl diyeyim? Hani evde bilmem ne yaptım. Alkolden bir şey yaptım mesela. Alkollü içecek yaptım. Hani alkol fiyatları pahalı diye. Evimde efendim söyleyeyim, peynir yaptım. Daha ucuza geldi. Şunu yaptım. Sudan ucuza geldi falan. Vatandaş bunları hem zevk içinde yapıyor olabilir hem de çaresizlikten. Zevk için yapıyorsa sorun değil. Ama çaresizlikten yapıyorsa vah ki vah. Yani yok be. 20 liraya kıvırcık mı alınır? Ekelim şurada bir şey saksıya. Koparı koparı yerim. Eğer bunu der hale geldiysek, evet o zaman durum biraz vahim demektir. 2022 yılında saksıya ektiğimiz kıvırcık büyüsün de oradan koparıp yiyelim diye bekleyeceksek yandık. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuş. Bakan Kirişçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının %10-5-20 altında ucuz et satışının başladığını duyurmuş. Bakan Kirişçi, ucuz et satışının Kurban Bayramı'nda da uygulanacağını belirtmiş.
elimizde bulunmayan ürün yok demiş. Çok sevindik. Ucuz et satışları yani piyasa ortalamasından %15 ya da %20 daha aşağıda satılacağını söylemiş. Çok sevindik. Gerçekten hani et ve süt kurumu hani oralarda satılıyor herhalde. İnşallah vatandaşımız da kuyruğa girmez. Yani çünkü 2022 yılında 2022 yılı Türkiye'sinde efendim fotoğraf çekip dünya artık dünya köy oldu paylaşılıyor falan. Yani bunlar kim? Türk insanlar. E ne bekliyor bunlar? Niye kuyruğa girdi? Et alacak. Et mi? Et mi bitmiş ülkede? Yok yok. Hani burada ucuz satılıyormuş da çok pahalı. Et yiyemiyor Türkler falan. Yani bu çok üzücü olur yani bunların dünyada böyle yazılıp çizilmesi. Ki yazılıyor çiziliyordur. Bizde de olmuyor mu ya? Almanya'da şöyle oldu böyle oldu. Enflasyon bilmem ne oldu falan. Hatta bazı medya organları öyle paylaşıyor ki zannedersiniz Almanya enflasyondan iflasın eşiğine geldi. Mahvoldu bitti Almanya. Bir bakıyorsunuz oradaki enflasyon %5'lerde falan. Senin oranın 62'lerde o da vatandaşın kendisi bile inanmıyor. Ama bazı insanlar Almanya'nın enflasyondan mahvolduğunu düşünüyor. E nasıl mahvolma? Aramızda bakar mısın? Adamlar %5, sen %10. Geçen gün bir liste çıkmış bir yerde hatırlamıyorum. Bir şey OECD ülkeleriydi pardon herhalde. OECD ülkelerindeki enflasyon. İnanın bütün OECD Türkiye haricindekilerin hepsini topladım. Aramızda böyle bir 10 fark falan oldu. Yani bütün OECD ülkelerindeki enflasyonu topluyorsunuz. Türkiye'deki enflasyonun %10 fazla falan çıkıyor. O da TÜİK'in açıkladığı %61 oranındaki enflasyondan. Yani eğer gerçek enflasyon o değilse zaten biz bütün ülkelerin toplayıp OECD ülkelerinin hepsinden daha fazla enflasyonuna sahip olmuşuz gibi bir durum çıkar. İnşallah öyle değildir tabii. Yani öyle olmasını istemeyiz. Ama sokağa çıktığımızda, çarşıya pazara çıktığımızda karşılaştığımız fiyatlar öyle olduğunu hatta daha beter bile olduğunu gösteriyor ne yazık. Böyle iyilikler yapmanın insanın hayatını çok güzelleştirdiğini düşünenlerdenim. Yani iyilik yaptığınızda gerçekten o karma felsefesi falan filan o iyilik seni dönüyor buluyor bulmuş. Yani o ayrı bulmaya da bilir bilmem ama hani ki bulduğuna inananlardanım ama hani bulsun diye yapanlardan değilim ama hani ben iyilik yapayım da dönsün dolaşsın iyilikler beni bulsun diye değil. Yani. İyilik zaten o amaçla yapılmaz. O ayrı bir şey yani. İnsanın içinin iyi olması, güzel olması. O güzellik çünkü zamanla insanın dışına da yansıyor. Yani başka insanlara, doğadaki canlılara, yani karıncaya, kurda, kuşa, her türlü canlıya iyilik yapandan zaten insana da zarar gelmiyor. Tamam bugünlük bu kadar. Ha yok bunun akşamı da var tabii. Şimdilik sizi emanet ediyorum radyoya. CRI Türkiye Dünya Postası. Tuğçe Aktaş'ın yorumuyla sizlerle beraber olacak. O dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Efendim kendi görüşü, uzman görüşü, bağlantılar, telefon bağlantılar. Çok donanımlı programlar ya CRI Türk'tekiler. En hafifi benimki kalıyor. Hele hafifin de hafifi akşam. Çok hafif ruhlu bir adam. Sinirleri tepesindeki haliyle. Saat 19'dan CRI Türk'ün yayınlarında bu akşam bu haftanın son programı ve son haberleri için buluşmak üzere. Anasmanladık efendim.